Hanımefendiler, beyefendiler, MKM'den canlı yayınladığımız Türkiye'nin bir numaralı Alaturka müzik yarışması Popstar Alaturka'ya hoş geldiniz. İşte karşınızda Osmantan Erkır ve Popstar Alaturka. Çok teşekkürler. MKM'den canlı yayınlanan Popstar Alaturka'ya hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İyi bayramlar. Teşekkürler. Bugün çok dolu bir program var. Gördüğünüz gibi sahnemiz dolu. Klavyeler var, harika bir beyaz piyano var. Orkestramız her zamanki yerinde. Dolu dolu müzik bu akşam ama bakın neler var neler. İlk önce Can Atilla gelecek, kompozitör Can Atilla. Daha sonra Enbe Orkestrası Aslı Güngör ve tabii bu gecenin en büyük sürprizlerinden bir tanesi Ebru Gündeş canlı canlı söyleyecek. Teşekkürler. Gerçekten çok dolu. Ayrıca yarışmacılarımız bugün 3'er şarkı seslendirecekler. Biliyorsunuz artık son 2 haftaya girmiş bulunuyoruz. Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve serbest çalışmalarda 2'şer şarkı seslendirecekler. Daha doğrusu her birinden 2'şer, toplam 6'şer şarkı olacak. Yani bol bol müzik dinleyeceğiz bu akşam. Sadece yayın sırasında oy gönderebiliyorsunuz. Bir telefon numarasından en fazla 10 oy gönderebiliyorsunuz. Geçen hafta kimseyi elememiştik. Bu hafta 3 yarışmacımız var biliyorsunuz. Çok güzel bir gece olacak. Sürprizler var. Başka sürprizlerimiz de var. Ve ben Can Atilla ile başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu yıl Mevlana yılıydı. Ve Şebi Aruz törenleri yapıldı. Biz de geçen seneki gibi yine bu senede Mevlana'ya her zaman olduğu gibi yer vermek istiyoruz. Ve kompozitör Can Atilla geliyor. Alkışlarınızla inanılmaz bir müzik ziyafeti çekecek. Can Atilla kompozitör. Çok teşekkür ediyoruz ve Kanal B'nin sanatçısı Bilgin Canaz'a da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Semazenimize de, Koray Ateş'e de çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ailemizin semazeni oldu. Her Mevlana'da kendisi Koray geliyor. Burada harika bir gösteri yapıyor bize. O da içeride, ona da bir alkış gönderelim isterseniz. Can Bey, bir kez daha tebrik ediyoruz. Bir de albümünüz çıktı. Bu 3. albüm zannediyorum. Evet, bu 3. albüm, Aşkı Hürrem albümü. Bana yayın öncesinde Can Bey çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, eğer Hürrem hayatta olsaydı, Hürrem Sultan bu albümü, bu müziği dinlerdi dedi daha doğrusu, değil mi? Dinleyeceği müzikler bunlar olurdu. Kesinlikle. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem aşkını anlatan bir albüm bu. 3 hafta önce yayınlandı Sony BMC firması tarafından. Aşkı Hürrem. Böyle bir aşk çok nadir gelirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Aşkı Hürrem'i de sizlere tanıtmış olduk. Can Atilla'ya bir büyük alkışlar lütfen. Tebrik ediyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi tabii Mevlana, böyle devam ediyoruz Mevlana konusunda. Çok önemli. Ben üzülüyorum esasında, yeteri kadar işleyemedik. Her bölümde Mevlana'ya bir bölüm ayırsak yine de bitmez. Öyle derin bir, büyük bir düşünür. Ama isterseniz Ayşe Egesoy'un güzel Türkçesinden bir şiir dinleyelim Mevlana ile ilgili. Ne dersiniz? Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Umuyorum bayramınız güzel geçiyordur. Daha nice bayramlara sevdiklerinizle, sağlıkla ve huzurla diyerek sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Biraz önce Osmantan'ın da söylediği gibi bu yıl UNESCO tarafından Mevlana yılı kabul edildi ve bütün dünya bu yılı Mevlana'nın 800. doğum yılı olarak kutladı. Her 17 Aralık Mevlana'nın vefatı, yani Allah'a kavuşması olarak kabul edildiği için Şebi Aruz veya düğün gecesi olarak adlandırılır. Biz de bu yılı bitirirken bir kere daha bu vuslatı sizlere hatırlatmak istedik. Yine yola düşmek gerek. Hasretin yaman efendim. Göz oldu sinede yürek. Ah, duman duman efendim. Şüpheler bağrımda yara. Ellerim boş, yüzüm kara. Çağır beni uzaklara Mevlana, aman efendim. Şaşırmışken sağı solu, buldum sana giden yolu. Artık hep seninle dolu zaman ve mekan efendim. Her yaprakta gül nefesi, rüzgarlarında ney sesi. Bu yer aşıklar Kâbesi, aşıkıma vatan efendim. Dalında bülbül olayım, yanıp yanıp kül olayım. Eşiğine kul olayım, gönlüne sultan efendim. Derdime derman efendim, gönlüme sultan efendim. Sana feda can efendim, Mevlana aman aman efendim.